Eda Mutfağım'dan herkese merhaba. Bugün pastane usulü, tereyağlı, nefis bir Karaköy poğaçası yapacağız. Malzeme listesine ekrandan ve açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi bu nefis poğaçaları yapmaya geçelim. Öncelikle mayayı aktifleştirmekle başlayacağım. Bunun için bir kase alıyorum. İçine yarım çay bardağı ılık süt, yarım çay bardağı ılık suyumu koyuyorum. Ve bir tatlı kaşığı kuru mayam var. Ve son olarak iki tatlı kaşığı mayayı daha kolay aktifleştirmek için toz şeker kullanıyorum. Tüm malzemeler karışana kadar çırpıyorum. Bu şekilde yaklaşık 10 dakika bekleyecek. Zaten mayanın kabardığını gözlemleyeceğiz. Daha sonra hamurun yapımına geçeceğiz. Şimdi mayam kabardı. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu üstü. Artık kullanmam için hazır. Derin bir yoğurma kasesi alıyorum. Şimdi içerisine oda sıcaklığında, bakın gördüğünüz gibi hafifçe yumuşak, 150 gram tereyağı ilave edeceğim. Ve yarım çay bardağı sıvı yağım var. Burada bir yumurta ve bir yumurta beyazı kullanıyorum. Son olarak da aktifleştirdiğim mayamı kullanacağım. Şöyle kabaca hepsini bir karıştıralım. Daha sonra kuruları ilave edelim. Burada 2 çay kaşığı tuzum var. Şimdi ilk olarak bir su bardağı un eklemekle başlayacağım. Hem hamuru yoğurmamda kolaylaşacak. Birden bütün unu ilave ederseniz yoğurmakta zorlaşacak. Hem de hamurun kıvamını tutturmakta zorlanacaksınız. Dolayısıyla şimdi de ikinci su bardağımı, klasik su bardaklarını kullanıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci bardak unumu da ilave ettim ve karıştırmaya devam ediyorum. Kıvam alana kadar un ilavesi yapıyorum. Şimdi 3. bardağımı ilave ettim. Aldığı kadar un genellikle tabiri kullanıyoruz. Çünkü her hamurun, her unun su kaldırma miktarı farklı. Ve son olarak 4. bardağımı da ilave ettim. Hamur iyice karışana kadar, özleşene kadar yoğuracağım. Benim hamurumda 4 bardak tam tamına un kullanmış oldum. 4 su bardağı, klasik su bardağı un kullanmış oldum. Dediğim gibi her unun su kaldırma miktarı farklı. Dolayısıyla bu 4,5 da olabilir sizde. Şimdi size yoğurduktan sonra kıvamını göstereceğim. Elde ettiğimiz, İstediğimiz kıvam bu şekilde. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur ama ele yapışmıyor. Bu şekilde bir hamur elde edeceğiz. Şimdi hamuru mayalandırma aşamasına geçiyoruz. Yaklaşık ortamınız sıcaksa yarım saat, eğer serinse yaklaşık bir saate hamuru mayalandıralım. Biz de iç harcını yapmaya başlayalım. İsterseniz sade, isterseniz benim gibi peynirli yapabilirsiniz bu poğaçaları. Burada 250 gram beyaz peynirim ve 2 yemek kaşığı kıyılmış maydanozum var. İçini iyice karıştıracağız. Şimdi hamurum
mayalandı. Gördüğünüz gibi iki katına çıkmış. Şimdi biraz bastırıyorum. Hamuru biraz yoğurmamız lazım. O içerisindeki gazı, zaten kokusunu alacaksınız. O gazı almamız lazım ki hamur böyle maya kokmasın. İyice yoğuralım. Gördüğünüz gibi pürüzsüz, harika bir kıvam aldı. Şimdi hamuru artık bezeler yaparak poğaça şeklini vereceğiz. Gördüğünüz gibi bakın, bu mandalinadan küçük, cevizden büyük bir parça. Yapacağınız boyut büyük de olabilir. Tamamen hani sizin zevkinize bağlı. Ben çok çok büyük bir poğaça yapmak istemedim. Elimle açıyorum. Şöyle bir yemek kaşığından biraz daha az iç harcından dolduruyorum. Dediğim gibi sade yapmak isteyenler sadece bu kadar parçalar kopararak yuvarlak hale getiriyoruz. Hafifçe üzerine bastırıyorum. Ve hamurum bitene kadar bu şekilde tekrar edeceğim. Elimle açıyorum, inceltiyorum. Bir eninden bir boyundan açarak yuvarlak formu bozmadan hamuru inceltiyorum. Bakın gördüğünüz gibi kalınlığımız bu şekilde olacak. Daha sonra içine iç harçtan koyacağız. Öyle lezzetli oluyor ki yani bir taneyle duramıyorsunuz. O yüzden birazcık orası tehlikeli. Ancak tereyağlı, nefis ev yapımı mis gibi bir poğaça yapmış oluyoruz. Kesinlikle o midemize zarar vermiyor o konuda. Çünkü pastanelerde kullanılan yağların neler olduğunu bilmiyoruz. Veyahut da tabii bu kadar tereyağıyla yapmadıklarını en azından biliyoruz. Dolayısıyla kesinlikle denenmesi gereken tariflerden biri. Hatta yani tarif defterinize mutlaka kaydedin. Doğum günlerinde, pazar kahvaltılarınızda bu tarifi uygulayabilirsiniz. Evet, son bir kere daha gösteriyorum. Elimle yuvarladıktan sonra hem enine hem boyuna yavaşça açıyorum hamurumu. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar iç harcımdan ilave ettim. Tamamen kapalı olacak, hiç peynir görünmeyecek şekilde. Hamur zaten yağlı, hemen şekil alıyor. İyice sıkıştırıyorum ki pişerken, kabarırken peynirler alttan çıkmasın. Hafifçe bastırdıktan sonra artık üzerine şöyle yumurta sarılı, pudra şekeri ve sütten oluşan bir karışımım var. İyice karıştırıyorum hepsini. Üzerine süreceğim. Bu onu biraz daha böyle nar gibi kızartacak. O pastanelerdeki gibi görünüm verecek. Fırçamla üzerine sürüyorum. Bu tarifle yaklaşık 24 adet poğaça elde ediyorsunuz. Şimdi üzerine çatal yardımıyla çizikler atıyoruz. Çok fazla bastırmayalım, kabarırken şekli bozulmasın. Sadece çatalın izi çıksın. İsterseniz artı şeklinde, isterseniz düz çizik şeklinde çizelim. Ve şimdi yaklaşık 15-20 dakika kadar tepsi mayalandırması yapıyoruz. Ve önceden ısıttığım 180 derecede 30-35 dakika pişireceğiz. Ve nefis Karaköy poğaçası karşımızda. Biraz soğuduktan sonra size iç dokusunu göstereceğim. Bakın yumuşacık oldu. Ev mis gibi poğaça kokuyor. Altı, üstü, her yeri tamamen harika pişmiş.
Şimdi size iç dokusunu göstereceğim. Çok güzel. Pastane usulü, tereyağlı, gerçekten ev yapımı mis gibi poğaçalar yaptık. Bu nefis Karaköy poğaçasını siz de deneyip bana yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Her hafta yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.